hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Siyaset de eskisi gibi olmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşan yerel seçimler öncesi adaylık başvurusunda bulunan yerel yönetici adaylarına yönelik düzenlediği yerel yönetim seçimi aday adayı eğitim programı Hatay'da başladı. Bu benzetmeden sonra kavramayı gerçekleştirir. Eğer karşınızdakinin anlattığı konu ile ilgili bilinç aldığınızda bir resim... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Perihan Sarı ve Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu yanı sıra yerel yöneticilere iletişim ve yönetim konularında ders verecek eğitmenlerin de hazır bulunduğu program, yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Başkanı Servet Mulluoğlu'nun konuşması ile devam etti. Hatay kendi eliyle başbakan eliyle karıştırılmak istenmekte, ancak Hatay halkı Türküyle, Arabıyla, Ermenisiyle, Yahudisiyle, Hristiyanıyla, Alevisi, Sünnisiyle hep bir olarak başbakana çok net bir cevap vermişti. Mulluoğlu, Hatay ilinin AKP hükümeti tarafından bir ayrıştırma sürecine sürüklendiğini öne sürerek CHP'nin yerel seçimlerde yakalayacağı başarı ile genel seçim provası yapacağını ve ayrıştırılan Türkiye insanının CHP'nin birleştiriciliği altında toplanacağını ifade etti. Güzel bir dünya kurmak için buradayız. Dolayısıyla alacağımız eğitim, alacağımız felsefeyle bunu insanlara aktarmak, AKP'nin bu barıştan uzak, insanlıktan uzak politikalarına karşı sadece ulaşabileceğimiz, gelebileceğimiz makamları değil, gerçekten bu ruhla ciddi bir mücadele etmek zorunda olduğumuz için buradayız. Ülke gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Perihan Sarı ise Gezi Parkı ile başlayan ve tüm Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin kullanılması için mücadeleye dönüşen Haziran eylemleri Türkiye'de sosyal ve siyasal yaşamı bir üst boyuta taşıdı. Hükümetin politikalarına, başbakanın kibrine, uyguladığı sözel, duygusal, politik şiddet ve polis baskısına karşı öfke biriktiren halkımız hep birlikte sokaklara taştı. Gençlerin direnci, söylemi, mizahı, talepleri ve gelecek tasarımının belirleyici olduğu bu dönem, Türkiye'de demokrasinin sınırlarını belirlediği çıtasını yükseltti ifadelerini kullandı. Hükümetin politikalarını, başbakanın kibrine, uyguladığı sözel, duygusal ve politik şiddete karşı ve polis baskısına karşı öfke biriktiren halkımız hep birlikte sokaklara taştı. Hükümetin başarısız bir dış politika izlediğini, ülke çıkarını göz ardı ettiğini de öne süren CHP Genel Başkan Yardımcısı Perihan Sarı, Suriye konusundaki hesapları tutmayan, öngörüsü gerçekleşmeyen hükümetin el attığı bütün sorunlar gibi Kürt sorununun çözümünde de bir stratejisi olmadığının ortaya çıktığını kaydetti. Hükümetin uyguladığı bu sağlıksız dış politikanın faturasını ne yazık ki en çok Güneydoğu illerimiz ve sınır illerimiz politikaların belirli faturasını ödemek durumunda kalıyor. Yapılan konuşmalar ardından yerel yönetici adaylarına yönelik düzenlenen yerel yönetim seçimi aday adayı eğitim programı start aldı.